Gonca. Gonca kızım, hadi aç kapıyı. Bak ben buraya boşuna mı geldim? Hadi aç da konuşalım Gonca. Yani çıkarken hiçbir not falan bırakmadı, öyle mi? Bize aktarılmış bir şey yok. Tamam, teşekkür ederim. Tahir amca. Arda, Gonca odasında yok. Ha, endişelenme, ben resepsiyonla konuştum. Sabah çok erken çıkmış. Nereye gitmiş? Yani ben de tam bilmiyorum ama Gülhane'ye gitmiş olabilir mesela. Nereye? Dilerseniz beraber gidelim mi? Götüreyim sizi. Hadi gidelim. Şuradan bir kişi alır mısınız? Evet, ücretini vermeyen. Şoför bey, cüzdanımı bulamıyorum da. Otelde unutmuşum galiba. Nasıl yapsak? Sorun değil kızım. Emin misiniz? Madem misafirsin, bizden olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Helal edin ama. Ne demek kızım? Helali hoş olsun. Tahir amca, ya şimdi aklıma geldi. Benim tapuya gitmem lazım. Bu Gonca'ya kalan arazilerin dökümünü alacaktım ben. Gonca'ya gidecektik. Nasıl olacak peki? Ben sana şu Gülhane denen yeri tarif edeyim. Sen Gonca'ya git, ben de tapuya gideyim. De senin araban neredeydi? Ya iki sokak arkada yıkamaya verdim de ben kolay bulabilir miyim orayı? Bulursun, bulursun. Bak şimdi Isparta yoluna çıkıyorsun. Orada Atabey Gönen tabelaları var. Atabey'i takip ediyorsun. Bu Atabey'in girişinde iki katlı ahşap bir bina var. Orada Fatma Ana'nın Gülhanesi diye kime sorsan sana gösterir. Tamam, peki. Hadi kolay gelsin. Kıza cüzdanını vermeyi unuttuk. Buraya kadar gerçekten beni takip mi ettiniz? İstanbul'dan apar topar kaçtığını öğrenince ne yapıp ettiğini merak ettik. Tarık Bey, kaçmadım. İş gezisi için buradayım ben. Çok gördük biz işim var deyip de gidenleri. Ama nedense geri dönmüyorlar. O yüzden biz de emin olalım istedik. Peki beni nasıl buldunuz? Çevremiz geniş, nüfusumuz sağlam. Bankadan bir tanıdığıma rica ettim. Kredi kartı harcamalarını takip ettik. Mücevher alışverişleri, giyim kuşam harcamaları, Isparta'da oteller, yemekler. Ula dedim bizim Arda benim parayla tatile değil. İçimden dedim ki yalnız kalmasın çocuk. Parayı birlikte yiyelim dedim. Ve işte buradayız. Tarık Bey, hiç zahmet etmeseydiniz. Yani kaçıyormuşum gibi bir durum gerçekten yok. Dediğim gibi sadece iş gezisi için buradayım ben. Ona hep birlikte karar vereceğim artık. Çalıştır arabayı, gidelim. Tarık Bey, ben bir yere gidemem. İstanbul'a dönemem. Burada bir ton işim var. Rahat ol. Muhabbetimize gözden Irak'ta bir yerde devam edeceğiz. Bu dereyi görünce çocukluğum geldi aklıma. Ben köydeyken ne güzel alabalık tutardık. Sen hiç alabalık tuttun mu avukat? Tutmadım Tarık Bey. Ben küçükken budama işini de çok severdim. Gereksiz ne varsa çat çat budardım. Bakın banka teminat parasını 3-5 güne hesabınıza yatırırım ben. Sen bizim paramızla yiyip içiyorsun, gezip dolaşıyorsun. İşin ciddiyetini anlamadığın kanaatindeyim. Yok, beni yanlış anladınız. Bakın bir arkadaşıma burada miras kaldı. Ben onun için buraya geldim. Arazi işleri vardı. Öyle mi? Çok mu büyük miras kaldı arkadaşım? Borcunu ödeyecek kadar var mı? Yok yok yok, siz yanlış anladınız. Miras bana kalmadı, arkadaşıma kaldı. Madem peşinden buraya girecek kadar yakın arkadaşım bu. Ondan sana kalacak parayla ilk ödeyeceğin şey bağa olan borcun. Yoksa parayı arkadaşımdan alırım.